Aycan'ın kızacağı şeyler oldu mu? Aycan'ın kızacağı şeyler oldu. Geçmiş olsun. Nasıl yani? Ne gibi? Ben başka bir şey izleyince öğrenmek istiyorum daha bundan sonrasını. Ya şöyle, yani şöyle oldu çünkü konuşmaları var Gamze'nin bazı konuşmaları. Şimdi hepsini anlatmayayım, izlersiniz. Eyvallah. Bir tamam. Kuple. Çünkü ben de şeydim, birazcık böyle kendimi aslında hani Gamze'ye çıkınca biraz insan ister istemez. Hani sevdiği insanla, beraber olduğu insanla çıkmayınca kasıyor abi kendini ister istemez. Sağ mı? Böyle bir verdiği tepkilerde falan filan böyle bir tuhaf hissediyor. Vallahi bak dün ilk defa yaşadım bunu. Kastım kendimi, ne söyleyeceğimi bilemedim ama o çok böyle... Aynen, insan gerçekten kasıyor. Evet, yani. Çok rahat, bazı konularda kasıyorsun. Böyle saçmaladı çünkü, bazı sana şeyler söyledi. Sana karşı bir ara ilgisi vardı, ulaştı mı yine o konu? Her şeyi şimdi burada söylemek istemiyorum, yani izlersiniz. Zaten hani bir durumda tamam, bir durum olursa da açıklama yaparım zaten. İzlersin. Ama parka gittik öyle söyleyeyim, biraz dolaştık. Ayrıca ne yapacaksın kanka açıklamanı? Herhalde. Önemli olan ilişkinin yansımaması. Ya önemli olan burada. İnşallah yani hani... Valla belli de olmaz. Durum büyümez inşallah yani, ne diyeyim. Dün VTR'lerde biz Didem'le tartışırken Aycan da pek yüzü gülmüyordu. Gördüğümüz kadarıyla. Gülmez kardeşim. Ama Aycan'ın yüzünün gülmemesi de bir de şey Didem kardeşim. Didem'le konuşmanız lazım abi, çok acı. Gerçekten bak böyle olmaz. Aynen. Sen oynat, oynat. Yani kız sinirden var ya ne söylediğini bilmiyor yani. İnanılmaz. Dediğin hiçbirini kulağın duymuyor. Sinirden hiçbirini ne söylediğini duymuyor. Bak yemin ediyorum içimde Didem'e karşı bir şey olmasa şu laflar üzerine biliyorum. Didem'e bir dakika tahammül etmezdim. Konuşacağım onunla. Sanki Serap'a karşı bir kini, bir nefreti var gibi sanki. Serap'a karşı değil kardeşim sadece. Görmedin mi? Hüngür hüngür ağlayacak. Ne var ya? Ne oldu kardeşim? Hüngür hüngür ağlayacak. Feryat figan edecek ne var? Şimdi Didem'e kolay kolay ağlamaz yani. Ağlamış. O da kızlar evinde. Kızların hepsi de sağ olsunlar çok yapıcı konuşmuşlar. Haklısın, haklısın Didem, haklısın. Allah o da diyor ki, Adnan diyor nasıl teselli eder diyor. Didem de orada... Bunlardan bahsediyor. Mehtap diyor ki haklısın, haklısın. Her bütün gelin adaylar diyor ki haklısın Didem, haklısın. Ya Didem'in haklı olduğu tek konu var. Ben de aynı şey yapsam Adnan ne yapar? Bir hani kıyaslama yapar. O konuda ben. Kardeşim bak. Tamam onlar empati yap diyor da olmuyor. Ha, seninle empati kurmaya çalışıyor. Empati yapmak gerçekten zor yani. Ne empatisi yapacaksın? Ya abi Aykut'la empati örneği kurmaya çalışıyor. Aykut'la, Serap'la Didem'in yakınlığıyla benle Aykut'un yakınlığı ki o zamanlar böyle değildi ki. Ah be Adnan'ım sen de benim şu... anlamadığım... Aynen abi ya. Adam yanındaydı işte var ya, başkası olsa... Abi ben dedim ya, o kız planlamış bazı şeyleri, gelmiş buraya hepsine tıkır tıkır yaptı. Ya Allah'ını hepsine seversen. Tıkır tıkır yaptı abi. Beni farklı vurmaya çalış. Bak ben unutkan bir insan olsam, tamam mı? Ne söylediğini bilen bir insan olmasam, hatırlamasam olayları, beni çok güzel vururdu dün dedim. Bak çok güzel vururdu. Beni öyle bir pozisyona getirdi ki ağzımı açamazdım. Diyor ki, benim omzuma yatmış... Didem'i kötülemiş, ben de saçını okşamışım. Öyle görüntüler şey veriliyor, verilmesine rağmen hala inkar ederek diyor. Peki, ki şey diyeceğim, o da benden bahsediyordu. Sana hiç mi inancı güvenci yok? Sen alacaksın Serap'ı göğsüne, şey yapacaksın. O anlamda ne be kardeşim? Abi hadi güvenmiyor zaten. Orada güvenmemekle alakası yok. Söylüyor, bak, öyle bir adam ağlarken abi. Ağlarken söylüyor. Bir de diyor bana gelmiş diyor ki... Sana demiyor, niye... Serap'a diyor, Serap'a diyor. Sonrasında ağlarken de ağlıyordu yani. Ben kimseye güvenmiyorum diyor abi. Bak ben kimseye güvenmiyorum deyince bana niye bana güvenmiyorsun diyor. Bak gördünüz mü diyor. Anladın mı? Hani o şey anlamış. Adnan Serap'ı göğsüne almış. Didem'i kötüle Serap, Adnan da buna müsaade ediyor. Adnan öyle bir adam başka, abi. Biz böyle konuşuyoruz. Öyle düşünüyor. O daha kötü bir şey. Biz böyle konuşuyoruz ama Serap'ın bir de o evde Didem'e karşı yaptıkları varmış. Biz bunları tamam, bilmiyoruz yani. Ben diyecektim yani. Onu. Siz anladın biliyor musunuz kardeşim? Boş konuşmuyor muyuz? Tamam, Didem'le Serap'ın arası çok güzeldi. Biz öyle biliyorduk ama o evde ne yaşandı biliyor muyuz? Bilmiyoruz abi. İnsan gelip oradaki durumları anlatmaz mı? Gelip direkt yargılar mı ya bir insan insanı? O sinirle öyle oluyor. Ya demek ki öyle şey anlatmış ki bir de senin omuzunda ağlayınca... Abi sen de senden çekip koyarsın yani. Nasıl Gökhan Rabia'nın elinden Rabia'yı almaya diye gitti? Nasıl sen ayağa kalktın, bir şey, olaylar büyüdü? Öyle düşün işte. Kız buraya geliyorken bu olayların ne olacağını biliyor muydu? Bilmiyordu. Belki de o da gelecekti. Diyecekti Adnan gel bir dakika ben seninle konuşmak istiyorum. Bırak o kızı boş ver diyecekti. Ama olaylar öyle gelişti. O zaman Gökhan'ın yaptığına da hak vermedim. Şu an Didem'in yaptığına da hak vermem yani. Anlamadım dinlemeden yargıcı olacakmışsın abi. Ön yargılı ya. Didem buraya en başta geldiğinde bana ön yargısız olduğunu söylüyordun. Ama meğer Didem inanılmaz ön yargıları olan bir insanmış. Ama bir şey söyleyeyim mi sana? İzin verseydi biraz daha böyle sakin davransaydı bu sefer kızlar diyecekti ki vay efendim Adnan'ın kolunda kız ağlıyor. Didem de buna izin Didem veriyor diyecekti. Didem gaza gelecek bir insan değil oradaki evde. O kendi kafasından yapmak istediğin kesin yerde. Kesin derlerdi. Derler. Derler, kesin derlerdi. Birçok gelin adayı da senin boşa çıkmanı ister arkadaşım. O yüzden mehtaptır, odur, budur. Didem'e tam tersi konuda destek verirler yani, anladın mı? Niyetleri farklı çünkü.
Tamam da bunu görmesi gereken Didem ben miyim? İşte bunu abi görmüyor. Sen dedin ya kızlar orada destek veriyor, vallahi helal olsun. Kim destek ne yapacak abi? Tamam. Kızların işi bu. Bak geçen kendine de boşa çıksın. Adnan boşa çıksın, anladın mı? Biz Didem'le ayrılma pozisyonuna geldiğimizde geçen defada hiçbir gelin adayı bizim barışmamız için bir şey yapmadı. Yapmaz. Şimdi de yine aynı durum. Sen bir bugün ayrıl. Herkes gaza getiriyor. Sen bugün ayrıl. Yarın adayların burada takır takır iner aşağıya. Elinde börekle çörekle. Ben biliyorum abi. Öyle öyle. Doğru söylüyorsun. O yüzden sen onu sahip çıkın. Adnan Semet'ten sonra bir börek çörekle insan olur. Yani. Aynen. Evet. Güzel bakışlar. Bunu en iyi hissetmesi gereken Didem yani. Geri vermediğim halde, bugüne kadar tavır gösterdiğim halde her defasında ayağına giden yine ben oldum. Bir şeylerin adımını atan yine ben oldum. Bu ilişkiyi güçlendirebilmek için yine bir şeyler yapan ben oldum. Haksızsam haksızsın deyin ya. O yaptıklarından sonra ilk özrü kim diledi kardeşim? Mümeter de öyle deme ama. Her şeyde sensin ya, anladın mı? Ama yıkıcı olan o, heh, yapıcı sensin. O ne diyor biliyor musun? Bunların tam tersini söylüyor. Ben diyor çok yoruldum bu ilişkide diyor. Ne yaptın da yoruldun ya? Ben şey çok takıldım. Ben çoktan bitirmiştim bu ilişki zaten. Ben buna çok... Seni kendi örnek alıyor biliyor musun? Tek başıma da üstleniyorum bu şeyi diyor. Örnek aldığı kişi sensin. Ne alakası var? Valla o. Neyin örnek alıyor abi? Beni kötülemeye çalışıyor kardeşim. O anlamda değil. Allah Allah. Yok bu ayrı. Bu başka bir şey için söyledim bunu. Beni kötülemeye çalışıyor. Beni bu ilişkide sorumsuz insan yapmaya çalışıyor. Tek başına ben kadın halimle konuşuyorum, yoruldum diyor. Ve bunu da başarıyor. Ben tek başıma yapıyorum. Ve bunu da başarıyor yani. Kim tarafından başarıyor? Bir türlü geçiriyor. Sana geçirdin mi? Bana geçirmedi. Evet. Ama tüm kendi arkadaş çevresinde geçiriyor yani. Bu ilişkide sence ben hiçbir şey yapmıyor muyum? Adnan çift taraflı, her şey tek taraflı Adnan olmaz ki. Yapma Didem şimdi. Şey bak şimdi, beni abi kızdırıyorsun senden ama. Ne yapıyor abi? Niye tek taraflı? Adnan mı yazıyorsun? Bak kardeşim. Burada en yapıcı olan şey Adnan. %80 Adnan, anladın mı? Bir ilişki yaşanıyorsa çift iki taraflı yaşan, anladın mı? Evet. Tamam, iki taflı yaşanmasından Didem çok akıllı bir kadın bence. Didem çok yıkıcı ama. İkiniz de abi. Bir taraf baktığım zaman %50 %50. %50 %50 mi? Yok, yapma ya Semih. 80-30. 80-20. Saçmalamayın abi. Sizin ilişkinizde benim gördüğüm abi. %50-150. Tamam, ben buradaki herkesin yorumunu almak istiyorum. Sen daha yeni geldin bu açan da. Aykut uzun zamandır buradasın kardeşim. Direkt yani. Ben senin hani tavırlarına falan bakıyorum, hani onu bayağı bir olgunlukla karşılıyorsun. Tam tersi oldu. O biraz daha çocuksu oldu. Sen daha olgunlaştın ilişkide. Abi sen genel olarak bak şimdikine bakma. Bu kadar genelde bak. Genel bakıyorum. Genel baktığın zaman nasıl? Çoğu bir zamanlar ya, ilk zamanlar Didem'di biraz daha. Şimdi ama komple yoğunluk Adnan'da kardeşim. Semih sen abi sen bu kadar Adnan gibi alttan alır mısın? Göğüs gerir misin bu kadar? Almam şimdi kardeşim. Ha. Ama Adnan'ın karakteriyle anladın benim mi karakterim bir değil. Tamam, o zaman bunun %80'i o zaman. Niye abi? Adnan'da ağırlık var abi. Ama onun da alttan aldığı dönemler oldu kanka. Senin de haksız olduğun dönemler oldu. Baktığın zaman. Olmadı mı? Şimdi dünden, tamam, dünden bugüne kadar. Benim haksız olduğum dönemlerde ne yaptım ben? Ya örnek verdin ama dünden bugüne kadar. Yok, ben sana örnek vereyim. Haksız olduğum dönemler diyorsun ya. İşte o kızdığın dönemleri, bilmem ne dönemleri. O benim haklı olduğum dönemlerde. Haksız olduğum dönemlerden bahsedeyim sana. Gamze'yi kırmızı odaya çağırdığımız zaman. Geldiler buraya, bize bağırdılar, çağırdılar. Hazal senden ayrıldı. Didem bana yapmadığını bırakmadı. Etti, konuştu, bağırdı, çağırdı. Olgunlukla karşıladı. Bağırdı, çağırdı. Kim olgunlukla karşıladı? Didem. Güzel bir şekilde mı karşıladı? Kardeşim. Bağırdı çağırdı ama güzel bir şekilde konuştu, tartıştı seninle, anladın mı? Girip de bu ilişki bitti. İşine bak bilmem ne bak, demedi bağırabilir sana. Bağırabilir. Tamam mı? Bağırabilir. Öyle demesi normal olur muydu sence? O normal olmazdı zaten bro. Ben haksız olduğumu biliyordum değil mi? Sustum. Birkaç gün bekledikten sonra gittim yanına. Cilve yaptım. Bir şey yaptım. Yanaştım. Özür diledim. Öptüm. Kokladım. Yanaştım. Bir şeyler yaptım. Evet. Tamam mı? Bak haksızım. Haksızlığımı kabul ettim ve gittim konuştum. Haklı olduğun zaman da yapıyorsun aynısını. Anladın mı? Ama dediği gibi haklı olduğum zaman da ben bunu yapıyorum. O zaman tek başıma yüklendin diyor ya ilişkiyi. Ne yaptın? Ne yapıyorsun da yüklendin demiyorsun kardeşim. Neden onu demiyorsun? Gülüyorum çünkü, gülüyorum. Susma, anladın mı? Susma işte abi sen. Bu kadın bunları dedikçe ben gülüyorum. Yoruldum diyor ben bu ilişkiden. Ne yaptın da yoruldun i̇şte ya? Bir insan mücadele verir yorulmak onu için. Ne yaptı? İşte demiyorsun ki. Çok alttan aldığını gördüm ben. Abi çok aldı bak, Allah aldı. Aynen, çok aldı. Çok aldı, aldım bak bu sefer. Bak, çok kıyaslasın abi geçen seneydi. Tamam şimdi alttan aldı abi. Bu sefer alttan aldı, ben yalan yok. İzlemediğim için yorum yapamıyorum ben. Ben hani yeni geldim ama geldiğimden beri gözlemlediğim kadarıyla abi sen yani tapılacak adamsın şu anda. Ben sana o kadar söyleyeyim. Ben sana o kadar söyleyeyim. Ama yani tek taraflı değil, ikisi de alttan aldı. Tabii ikisinin hataları var ama şu anda hani. Sizin hakkını yemeyin yani. Abarttı. Hani çok büyük bir şey yapmışsın da sanki seni öyle böyle yargılıyor yani. Hak edecek bir şey yapmadım abi. Seda Hanım orada diyor ki. Şey anlayamadım. Serap'la dışarıda bir muhabbetleri mi var sanki Adnan'ın diyor. Bilmiyorum diyor. Ne demek yani? Bir şey dedin sen ona orada. O dedi ki ondan sonra ben çok şey yaptım, evrim döndü.
O zaman ben seni çoktan bitirdim dedi. Neden? Seni bitirdim dedi, ben de seni bitirdim dedi. Ben seni çoktan... Ne dedi? Ben dedim, çoktan bitmişti zaten. Ben şu an dedim, Didem delini görmüyorum dedi. O da dedi ki, ben dedi Adnan Kızıltaş şorttan bitirdim dedi. İşte o ne demek o abi? O tarzda bir şey söyledi. O anlamda söylemek istemedi ama çoktan bitirdim derken sen ne diyorsan ben de sana böyle diye derim. Kısasa kısas yaptı da abarttı yani, anladın mı? Farklı söyledi abi. Kızgınlıkla söyledi. Abi sinirliyken çok ağır konuştum. Didem abi yapma diyorum. Sinirliyken çok ağır konuştum. Kaç kere alttan bağırdım yok. Bak beni nelerle şey yapıyor, itham ediyor. Adnan buraya ilişki yaşamaya gelmemiş. Didem. Tabii canım. Didem. Sadece güldüm, başka hiçbir şey. Adnan buraya ilişki yaşamaya gelmemiş. Sanki Adnan, var ya. Evlenme sorumluluğuna sahip bir adam değil. Düşmanı yorum yapıyor sanki. Tabii. Vallahi sanki düşmanı yorum yapıyor. Bir dakika, çok şaşırdım gerçekten. Kendi ilişkisi olan bir adama insan niye böyle bir şey söylesin ya? Ki sevdiğin adam yani, anladın tamam, mı? Tamam biz dedik ki bu ilişki bitmesin, tartışalım dedik de sevdiğin adamı da yerin dibine gömmenin bir manası yok. Sevdiğin adam tutup da seni aldatmadı bir kadınla. Ya da bir gelin adayı geldiğinde onu tanımak istemedi. Senin yakın bir arkadaşın geldi ve içeri giremediği için ağlayınca adam da onu teselli etti. Yani ne kadar nefret ediyormuş Didem benden ki bunları söylüyor bana. Abi bence onlar gelinler evinde ciddi bir problem yaşadı. Senin bundan haberin yok. Seni suçlu yaptandın mı yani? Didem böyle bir şeyden yara almaktan korkuyor abi. Arkadaş tarafından yani sevgilisine yakınlaşmaktan korkuyor. Hiçbir şey olmayacağını Didem herkes biliyor. Ki bunu yani kalkıp burada yapması çok gereksizdi bence yani. Sen yeter ki sen kız neyse olur.